İyi günler sevgili izleyicilerim. Evet, günlerden cumartesi tıpkı 8 yıl aşkın süredir olduğu gibi bugün de cumartesi ve her hafta karşınızda oluyoruz. İşte o günlerden bir tanesi. Efendim, kısırlık ve tüp bebek tedavilerini konuşacağız. Tam bir saate yakın süre birlikte olacağız. Haydi televizyonların, ekranların başına. Tabii ki soru soracaksınız her hafta olduğu gibi. 0212 625 58 33. Eminim ki aile sağlığı, kısırlık ve tüp bebek tedavileri ilgili çok sorularınız vardır. Hayır, ben canlı yayına bağlanmayacağım. Onun dışında soru sorabilir miyim? Seçeneklerim var mı diyenler için reçete@cemmedia.com mail adresimiz ya da elinizdeki telefonlardan Cem TV yazıp boşluk bırakır da sorunuzu 23.53'e gönderirseniz yine önümdeki bilgisayardan o sorunuzu yanıtlamaya çalışacağım. İster adına Leyla ile Mecnun deyin, ister adına Ferhat ile Şirin deyin, Ayşe ile Ahmet deyin, birbirini seven iki gönül aynı yastıkta kocamaya karar verirler ve evlenirler. Evliliklerin üzerinden 6 ay geçer, halen hamilelik müjdesi büyüklerine veremediklerine göre acaba işin içinde bir sorun var mı, bir sağlık problemi var mı diye bir koşturmadır başlar. Çok eski yıllarda hatırlıyorum, ben mesleğimin ilk yıllarında bu konuda evler satılırdı, tarlalar, arsalar satılırdı. Çünkü niye? Maliyetler çok yüksekti. Yani teknoloji tıbbın hizmetine bu kadar çok girmemişti. Ülkemizdeki başarılar belki çok iyi değildi. Ama şimdi öyle mi? Hayır. Şimdi görüyorsunuz, bir kere neresinden bakarsanız bakın, vatandaşımız için, insanımız için çok büyük gelişmeler var. Tıpkı dünyada olduğu gibi teknoloji ve bilişim çoğu alana girdiği gibi tıbbi alanlara da girdi. Neyi sağladı? Bir kere çok hızlı bir şekilde laboratuvar değerlendirmesini sağladı. Yine tüp bebek konusunda gerek hekimlerin yetişmesi, dünyanın dört bir yanında görüyoruz ilgili farklı branşlarda hekimlerimizi çalışmaktalar. Tüp bebek konusunda da böyle ve ülkemiz gele gele nereye geldi biliyor musunuz? Hani şöyle yıllardır girmeye çalıştığımızda bizi bir türlü almadıkları bir kuruluş var ya, Avrupa Birliği. Evet, Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde şu anda ülkem benim tüp bebek tedavisinde birinci. Ben gurur duyuyorum bir Türk hekimi olarak. Başka branşlarda da öyleyiz. Ve sonuçta ne oldu biliyor musunuz? Gayet basit 4 tane testle niçin hamile kalınamadığının cevaplarını alabiliyoruz. 1. Baba adayına sperm tahlili yaptırıyoruz. Sorun neyse çıkıyor. Biraz sonra detaylarına gireceğiz. Anne adayının muayenesini yapıyoruz jinekodoktor olarak. Herhangi bir kis var mı? Yumurtalıklarında kis var mı? Rahiminde miyom dediğimiz iyi huylu bir ur var mı? Ya da rahim içerisinde bir polip dediğimiz küçücük mercimek tanesi büyüklüğünde İyi huylu oluşumlar var mı yok mu? Hepsi rahim filmiyle ortaya çıkıyor. Muayenede de çıkıyor. Ve son sırada da anne adayına adetin 2 ile 5. gün arasında alınan bir damla kanla hormon tahlillerine bakılarak yumurtlamanın derecesini, kadınlar biliyorsunuz ayda bir kere yumurtluyor, düzenli adet gören hanımlarda adetin ilk gününden 1 diye sayarsak 11. günle 16. gün arasında yumurtlama gerçekleşiyor. Dolayısıyla evliliğin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen hamilelik gerçekleşmediyse bu testlere bakarak sorunun neler olduğunu ortaya çıkarabiliyoruz. 0212 625 58-33 eminim ki bu anlattıklarımız normal fizyolojiyle ilgili sorularınız vardır. Canlı yayına bağlanabilirsiniz diyelim. Ya da reçete@cemmedia.com'la da hemen mail adresimiz önümüzde açık. Mail adresimize sorularınızı gönderebilirsiniz. Evet. Şimdi diyor ki bir izleyicimiz, Orhan Bey yazmış. Hocam iyi günler. Emziren bir eşim var. Demek küçük çocukları var. Ömür boyu sağlıklar diliyoruz kendilerine. Göğüslerinde mastit oluştu. Süt kanalları tıkalı dediler. Evet, mastit özellikle yani yeni doğum yapmış annelerde ara sıra görülebilen bir durum. Niçin o? Genellikle küçük bebek emerek sütlerini boşaltamıyor. Boşaltamayınca ne oluyor? Önce ateş oluşuyor göğüslerde annenin süt birikimine bağlı olarak. Sonra bu boşaltma işlemi, drenaj işlemi yapılamazsa, yani bir takım süt pompalarıyla sadece bebeğin emmesine bırakılarak o şişkinlik, o kızarıklık, arkasından kızarıklık geliyor. Sütlerin retansiyona birikmesine bağlı olarak ve sonra mastit dediğimiz meme ucu iltihabına pekala sebep olabiliyor. Ne yapılması gerekiyor? Tabii ki hangi aşamada bilmiyoruz ama Orhan Bey'in işin durumu.
Bir kere önce bir kere muayene olmak lazım. Bir. İkincisi, bu durumlara, bu aşamalara gelene kadar çok bebeğin emdiğine bırakmamak lazım. Sonra bir kendi kendine kontrol ederek anne bunu da yapabilir. Eğer bir süt birikimi varsa bazı işte göğüs pompalarıyla, süt pompalarıyla onu boşaltmak gerekiyor. Ama bir haftalık bir tedaviyle tamamen düzelebilir. Çok fazla kafasına takacak bir şey yok. Evet, başka neleri konuşmamız gerekiyor? Efendim, kişisel sağlık önemli. Yani anne baba adaylarının kendi vücut sağlığının yanında kişisel sağlık diye özetlediğimiz o iki unsurun, yani anne baba adaylarının kendi vücut sağlığının yanında bir de ne önemli? Değiştiremediğimiz, hemen dekorumuza dönelim. Bakın, aile diyoruz. Ne dedik? Ferhatlar, Şirinler, Ahmetler, Ayşeler birbirini sevdi. Aynı yastıkta kocamaya karar verdi ve aileyi oluşturdu. Sonra aileyi oluşturan bu anne baba adaylarının, evet, kişisel sağlıkları dedik. Bir de genetik sağlıkları var. Hani mal ve mirasta reddi miras yapabiliyorsunuz Türkiye kanunlarına göre. Benim dedem babam borçlanmış, ben borçlarını devralmak istemiyorum diyorsun. Böyle bir hakkınız var, anayasal hakkınız var. Ama yani hiçbir yasaya bağlı şöyle bir hakkınız yok. Benim dedemden gelen, babamdan gelen genetiğimde bir sıkıntı var. Bir genetik hastalık var. Ben bunu reddi miras yapmak istiyorum. Başka kapıya, böyle bir şey yok. Ne yapacaksınız? Efendim, o mirası bir kere siz zaten genlerinizde kabul ettiniz. Kurtuluşunuz yok. Örneğin bir konjenital kalp hastalığı varsa, değil mi, bir kalp hastalığı ya da bir tansiyon, bir şeker. Bunlar masumane aslında miraslar. Ama gene de ne yapmanız gerekiyor? Ona göre yaşayacaksınız. Yani bir kalp hastalığı varsa, bir akciğer kanseri varsa, bunlar hep genetik geçiş gösteren hastalıklar grubundan birkaç tanesi. Daha neler var neler. Ne yapacaksınız? Sigara içmeyeceksiniz. Diyeceksiniz ki bir kalp hastalığı var benim genetik mirasımda. Tansiyon var, aşırı tuzlu yemeyeceksiniz. Ya da şeker var. Diyabete yatkın olduğunuzun, yıllar sonra da olsa 70 yaşında da bunun çıkabileceğini düşünerek ona göre besleneceksiniz. Ona göre hayatınızı düzenleyeceksiniz. Ve ne olacak? İşte ona göre hayatınızı düzenleyince uzun ve sağlıklı yaşayacaksınız. Sonra da bir çocuk dünyaya gelecek. Pırlanta gibi sağlıklı bir çocuk. Onu da kucağınıza alırsanız ne oluyor? İşte ailenin mutluluğu gerçekleşmiş oluyor. Peki, olamadığı durumlarda geldik oraya. Yani testleri yaptırdık. Örneğin baba adayında neler olabilir? Sperm sayısında, genellikle sperm sayısını 1 ile 5 damla arasında sperm dışarıya çıktığını tıbben ortada. Bazen 1, bazen 5 damla arasında. Bunları normal kabul ediyor. Ama 1 damla sperm sıvısı içerisindeki sperm sayısını konuşmalıyız. İleri hızlı hareketli dediğimiz, yani koşabilen sperm hücresi. Eğer 10 milyonun üzerindeyse bir damla içerisinde, diyoruz ki güle güle evine, herhangi bir baba adayı olarak tedaviye ihtiyacın yok. Normal yoldan eşinizi döllüyebilirsiniz diyoruz. Peki, bu sayıyı hesapladık. Yani örnek verelim, ona da 60 milyon çıktı bir damla sperm sıvısı. İleri hızlı hareketliler de %20 çıktı. 2 kere 6 12, 12 milyon, yine 10 milyonun üzerinde güle güle dedik. %10 çıktı. 6 milyonu %10'u nedir? 60 milyonu %10'u 6 milyon eder. Yani 5 ile 10 milyon arasında bir sayı çıktı. Ne yapacağız? Hemen maketimize dönelim. Bakın, rahim içerisinde, evet, hazneye girdiği andan itibaren 4,5 santim rahim boyu, 2,5 santim yumurtalık kanalları, toplam 7 santimlik yolculuğu, 10 milyonun üzerinde sperm hücresi, ileri hızlı hareket sperm hücresi varsa güle güle evine dedik. Ama az evvel hesapladık, 6 milyon çıktı. Ne yapıyoruz? Bu 7 santimlik yolculuğunu kısaltmamız lazım. Nasıl kısaltacağız? Elimizdeki kateter, özel bir injektörle yıkanmış, sağlıklı hale getirilmiş, yani iltihap durumlarından ve diğer ölü hücrelerden arındırmış sperm hücrelerini getiriyoruz, rahimin tepesine bırakıyoruz. Bunun adı aşılama. Ne demek o? Biz sizi 4,5 santim taşıdık, geriye kalan 2,5 santimi gidin. Bizi orada bekleyen bir ya da iki tane yumurta var. Onunla döllenin diyoruz. Bu sayı 5 milyonun altındaysa hiç buralarda işimiz yok. Direkt tüp bebek diyoruz. Bir başka konu, az önce söylediğim aşılamayı iki defa yaptık. Hamilelik müjdesini veremedik.
Diyoruz ki sırada tüp bebek var. Aslında biz demiyoruz bunu. Dünya Sağlık Örgütü, evet, Dünya Sağlık Örgütü yaptığı araştırmalar sonucunda bu kriterleri koymuş. Bir de burada ne önemli baba adayında? Spermin yapısı önemli. Ne demek yapısı? Bakalım yapısı nasılmış. Evet, spermin, evet, bir başı var, bir boynu var, gövde ve kuyrukları var. Çift kuyruklu olmayacak. İri başlı ya da çift başlı olmayacak. Yani herhangi bir anomali olmayacak. Çünkü niye anomali varsa dölleyemez. Efendim, yani normal döllenmede tüpün içerisinde neler oluyor onu da şematize etmiş sevgili ekip arkadaşlarım bu dekorumuzu hazırlarken. Bir ya da iki yumurta dedik tüpün içerisinde. Etrafında milyonlarca sperm var. Geliyor içlerinden bir tanesi, en uyanı, en hızlı gideni. Yumurtanın üzerine dokunuyor. Tıpkı bizim günlük hayatımızda, ben dönem dönem konferanslarımda da, televizyon programlarımda da günlük hayatımıza embriyolojik yaşamı çok benzetiyorum aslında. Yani bizim gençlik yıllarımızda yeni birisiyle tanışırsınız. Hanımefendi merhaba dersiniz. Genellikle bu randevular limonata ve kuru pasta eşliğinde pastanelerde verilirdi. O zaman pastanelerde böyle Avrupa yemekler falan da satılmıyordu. Yani bir kuru pasta. Cepte de öğrenci parası ya da yeni ekonomiye, yeni özel hayatımıza, iş hayatımıza atılmışık. Cepte çok para da yoksa. Randevular genellikle kuru pasta ve limonata eşliğinde pastanelerde verilirdi. Merhaba hanımefendi, benim adım şu, senin adın nedir diye başlanır. Yani ilk el sıkışında, ilk temasta bir elektriklenme varsa o arkadaşın arkası gelir. Kim olur? Belki de genellikle de evliliğe kadar gider. Şimdi burada da böyle oluyor. Geliyor spermlerden bir tanesi. Yani bir ya da iki tane yumurta genç oturmuş. El sıkışıyor diyelim. Yani yumurtanın kabuğuna temas ediyor. Eğer burada bir reaksiyon oluştuysa yumurtanın kabuğunda, hemen ceviz kabuğu gibi sertleşiyor. Bu gelen beyefendiler, evet, bu gelen beyefendiler yani spermler duvara toslamış gibi oluyor. Bu geri dönüyor. Bir başkası geliyor. Derken içlerinden birine hanımefendi karar verirse, evet tamam, evlilik başlıyor. Ne oluyor? Sperm geliyor, yumurtanın içerisine giriyor. Tekrar o kabuk gibi sertleşme, ceviz kabuğu gibi sertleşme yumurtanın kabuğunda oluşuyor. Çünkü niçin? Evlilik gerçekleşti. Sperm yumurtanın içerisine girip dölleme işlemini başladı ve 9 ay 10 günlük yolculuğu başlatıyor. İşte bunun olamadığı durumlar neler? Tüpün içinde buluşamadılar. Ya yumurtlama yok, ya gelen spermler yok. Gelen sperm var, yumurtlama yoksa, demek ki nereye geldik? Kadında da yumurtlama fonksiyonu olacak. Bunu nasıl anlıyoruz? Muayene dedik. Hormonlara baktırıyoruz dedik adetin 2 ile 5. gün arasında. Menopozda olmayacak. Ya Ercan Bey, şimdi seni izliyoruz, dinliyoruz ama menopoz sözcüğünü genellikle 40 yaşın üzerinde kullanmıyor muyuz? 40 yaşındaki üzerindeki hanımlarda olmuyor mu menopoz? Hayır efendim. Hep öyle sanılıyordu. Genç yaşlarda bile menopoz teşhisini maalesef çok üzülerek koyduğumuz çok hastalarımız var. Ne demek onun adı? Onun adı, evet, yaş 40'ın üzerinde değil, gençlik 20'li yaşlarda bile erken menopoz. FSH, LH hormonları 10 rakamının üzerine çıkmış. Estradiol E2 rakamları 35'in altına düşmüş. İşte alın size kapı gibi. Evet, erken menopoz teşhisi. Ne oluyor? Yumurtlama olmuyor. Spermler var, geliyor tüpün içerisinde. Ama yumurtlama yoksa demek ki anne adayına bağlı hamile kalamamak. O zaman ne yapıyoruz? Hormonlarına bakıyoruz. Böyle bir menopoza doğru gidiş varsa diyoruz ki siz normal yoldan, eşiniz normal ama spermleri normal ama bakın sizde bir risk var. Erken menopoza doğru gidiyorsunuz. Yakaladık sizi. Hemen tedaviye başlayalım. Bu vücut bir hamilelik geçirmeli diyoruz. Ve geçiyoruz her şeyi. 3 aylık bile evli olsalar diyoruz ki erken menopoz riski var. Hemen bu vücut hamilelik geçirmeli. Her aşamayı atlıyoruz. Normal yumurtlamak takibini atlıyoruz. Aşılamayı atlıyoruz. Ve diyoruz ki tüp bebek. Demek ki erken menopoz şüphelerinde tüp bebek kararı veriyoruz. Demin söyledik, 2 defa aşılama yapıldı. Olmadı. Yine tüp bebek diyoruz. Sayı 5 milyonun altında yine tüp bebek diyoruz. Bir konu var ki son can alıcı bir konu. Onu da konuşacağız ama bugünkü programın ilk telefon konuğunu hemen almak istiyorum canlı yayına. Alo.
Alo. Efendim hoş İyi geldiniz günler hocam. yayınımıza. Nereden arıyorsunuz? İstanbul Küçükçekmece'den arıyorum hocam. İstanbul'dan. Buyurun efendim, dinleyelim sizi. Hocam çok teşekkür ederim programlarınız için. Ben uzun süredir kadın doğuma gidiyorum ama benim mesela akıntım var. Bir türlü çaresini bulamadım. Çok da ilaçlar kullandım. Programlarınızı izliyorum. Yardımcı olmanızı rica ediyorum. Hay hay efendim, şimdi yapılması gereken şey şuydu. Madem ki inatçı bir akıntınız var, öyle anladım. Doğru duyuyorum değil mi efendim? Doğrudur hocam. Evet. Doğrudur. Yapılması gereken şey şu. Acaba kullandığınız antibiyotiklere bir süre sonra direnç gelişti de akıntıya sebep olan, bu arada akıntılarla ilgili de iki şey söyleyelim. Şeffaf akıntı normal bir akıntıdır ama sarı, krem ve hatta yeşile doğru giden, beyazdan sarı ve yeşile doğru giden varsa, bir akıntı varsa mikrobiktir. Ne yapıyoruz onlara? Verdiğimiz antibiyotiğe acaba direnç mi gelişti, direnci mi var deyip antibiyogram dediğimiz, yani akıntıdan çok küçük bir numune alıyoruz muayene esnasında. Kültür antibiyogram için laboratuvara gönderiyoruz. Gelen cevapta İşte şu 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 bir numara, beş numara antibiyotiklere karşı dirençli, onları vermiyoruz. Hassas olduğu, yani o mikrobu öldürebilecek olan, yok edebilecek olan antibiyotikleri vererek tedavi pekala mümkün hale getirebiliyoruz. Umarım size kültür antibiyogram yapılmıştır. Yapılmadıysa, madem ki bu kadar kronik ve inatçıysa yapılması gereken, bize ya da başkasına, bize de buyurun gelebilirsiniz. Akıntınızdan örnek alıp kültür yapmak lazım ve kesin tedavi olur, rahat olun. O kadar güçlü, o kadar çeşitli antibiyotikler artık ülkemizde de var ki ilaç sanayi de gelişmiş durumda. Dolayısıyla tedaviniz mümkün. Bu çok küçük bir şey. Dert edecek hiçbir şey yok. Önerim muayene olmanız. O muayene esnasında tahlil yapıldığında, akıntınızdan örnek alındığında kültür dediğimiz işlemle, kültür antibiyogramla kesin kararımızı ve doğru tedavi yapmak mümkün. Bu konuda asla kendinizi üzmeyin diyelim. Evet, diyeceğimiz şuydu telefondan önce. İyi, evet. Telefondan önce diyeceğimizi biraz sonra diyeceğiz. Sevgili yönetmenim kulağıma diyor ki telefonlar yoğun bir şekilde başladı. Evet, bekletmeyelim izleyicilerimizi. İkinci bir telefon konuğumuza alo diyelim. Alo. Buyurun. Zeki alo. Hanım buyurun. İyi günler hocam. İyi günler efendim. Buyurun, nasıl yardımcı olabiliriz? Hocam ya ben sizi televizyonda gördüm de o gün bağladı, konuştum. Evet. Ya müsaadenizle konuştum. Evet. Ya hocam ben size bir şeyler soracaktım da. Tabii buyurun, sorunuzu alalım efendim. Ya hocam ben 9 senelik evliyim. Benim evet. çocuğum olmadı işte. Evet. Doktor da bize tüp bebek dedi ama benim maddi durumum yoktur. Eşim evet. işte. Kaç yaşındasınız Zeki Hanım? Ben 31 yaşındayım. 31 yaşındaysanız Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre resmi nikahlı nikahınız da varsa yapacağınız evet, şey Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin, devletinin aldığı bir kararla devlet yardımından tüp bebekte yararlanmak için en yakın devlet hastanesine evet tüp bebek raporu verebilecek bir devlet hastanesine müracaat ediyorsunuz. Bir sağlık kuruluna giriyorsunuz. Yaşınız 36'nın altında olduğu için 31 yaşındasınız, yaşça da uygunsunuz. Daha önce denediğiniz aşılamalar falan var mı efendim? Yok hocam, yoktur da benim eşim ikinci evli, ben ikinci karısıyım. Evet. Eşim öbüründe bir kızı var. Evet. Ama şimdi eşimle bayağı bir tedavi gördük, eşimin sperm sayısı zayıf. Tamam, şimdi onu anlatmaya çalışıyorum. Fark etmez eşinizin kaçıncı evli olduğu, sonuçta sizin çocuğunuz yok. Sizinle resmi evli. Bir devlet hastanesine başvurup rapor alıyorsunuz. Buna sadece çok cüzi bir, hele hele tüp bebek merkezi olan bir devlet hastanesi size orada neredeyse hiç para ödemeden bu tedavinizi, tüp bebek tedavinizi yaptırmanız mümkün. Mersin'de de başvurursanız eminim ki meslektaşlarımız size yardımcı olacaktır. Gene de soracağınız soru için her zaman bize ulaşabilirsiniz. Telefonlarınız nerede diyenler için söyleyelim. Hemen Zeki Hanım'a da bu konuda bilgi vermiş olalım. Galiba hattan da düştü şu anda. Efendim internete Ercan Köse diye yazsanız web sitemiz gelir. Danışabilirsiniz. Mail yoluyla, maillerimizi de veriyoruz zaten burada da. Sorularınızı sorabilirsiniz. Evet, diyeceğimiz şuydu sevgili izleyicilerim. Hiç sperm hücresi baba adayından çıkmıyorsa, sperm sıvısı var, sayıyorsunuz, bir bakıyorsunuz diyorsunuz ki hiç sperm hücresi yok. Eskiden, çok eski yıllarda
biz televizyonculuğa yeni başladığımızda bilgilendirmelere, medya bu kadar güçlü olmadığı dönemlerde dünyalar kararırdı. Baba adayı giderdi sperm tahliline. Laborant kardeşimiz orada diyordu ki ya hiç sperm hücreni yok. Ne yani, benim hiç çocuğum olmayacak mı? Evet diyordu. Dünyalar kararıyordu, üzüntüler artıyordu, ailede depresyonlar, tartışmalar, şunlar bunlar. Şimdi ona artık yapılan teknolojik araştırmalar, Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyeleri nedir? Çare var. Evet, var çare. Dolayısıyla dünyamızı artık karartmıyoruz. Yani sperm tahlilini yaptırdınız, yok çıktı, üzülmeyin. Yapılması gereken ne? Biz de gelişmiş tüp bebekçiler olarak kendi laboratuvarlarımıza bir kez daha sperm tahliline bakıyoruz. Hakikaten hiç hücre yoksa diyoruz ki üzülmeyin, size tüp bebek yapacağız. Sizleri duyar gibiyim. Ya Ercan Köse, yani sperm sıvısı içinde hiç hücre yoksa neyle neyi birleştireceksin? Tamam, anne adayından yumurtayı topladın, büyüttün yumurtaları topladın. Kocasından sperm nasıl bulacaksın? Gayet kolay. Bu konuda yetişmiş ürolog meslektaşlarımız hangi konuda mikrotese, mikroskop kullanma konusunda böyle gelişmiş mikroskoplar var. Bakın, dekorumuzda da var bunlar. Adeta uzay çağı gibi aletler kullanılıyor gördüğünüz gibi. Bunları bu gelişmiş mikroskoplar altında, bir de bunların cerrahi, yani ameliyat yaptıranı var, yapılanı var. Cerrah hasta uyutuluyor, baba adayını. Her iki testisinden, her testisinden 6'şar parça olmak üzere 12 parçacık alınıyor. Mikrotes ameliyatı diyoruz buna. Teşekkür ediyorum sevgili yönetmenime ve ekibime. Bakın hemen yazdım, mikrotes ameliyatı nedir? Galiba yönetmenim demesi şu ki bir telefonumuz var, ondan sonra mikrotesi anlatalım. Peki öyle yapalım. Öncelik daima sizlerde. Alo. 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 Buyurun Naciye Hanım. Ben Antep'ten arıyorum da hocam, bir sorum olacak size. Evet. Hocam ben tüp bebek tedavisi yaptım. Evet. Tüp bebeğim tutmadı. Evet. Bana diyor ki yani kendi kendine oluşmayan bir gebelik diyor. Tekrar dene diyor. Ben de korkuyorum. Evet. Şimdi ne yapmam lazım? Kaç yaşındasınız Naciye Hanım? 28. Efendim, moralinizi hiç bozmayacaksınız. %100'ü dünyada yok. Yani bir tüp bebek yaptık. %100 tutacak diyorlarsa, kim diyorsa ki ya ben komşulardan birisi ben yaptırdım %100 diye garanti dediler, hiç doğru değil. %100 yok. Onun için moralinizi bozmayacaksınız, denemeye devam edeceksiniz ama yüksek moralli olarak gideceksiniz. Kısacası en az bir 2 ay ara vereceksiniz. Ondan sonra yeniden doktorunuza başvurun, hiç endişeniz olmasın. Oldu mu efendim? Hiç kendinizi üzmeyin. Evet sevgili izleyicilerim, Naciye Hanım'ın ikinci tüp bebek tedavisi için en az 2 ay ara vermesi gerektiği gibi diyor yönetmenim, ben demiyorum, kulağıma söylüyor. Bizim de bir reklam arasına gitmemiz gerekiyor diyor. Efendim, olmazsa olmazımıza geldik. Kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden sizlerle, sizlerin programında Reçete hafta sonunda konuşmaya, karşılıklı bilgilendirmeye devam edeceğiz. Şimdi reklamlar. Kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden Reçete Hafta Sonu'nu, sizlerin programı olan Reçete Hafta Sonu'na devam ediyoruz. Sürdürmeye devam ediyoruz. Evet, hani nerede telefonlarınız? 0212 625 58 33 canlı yayın telefonumuz. reçete@cemmedia.com mail adresimiz. Cem TV yazıp sorularınızı boşluk bıraktıktan sonra 2353'e gönderirsiniz. Onları da önümüzdeki bilgisayardan yanıtlayacağız. İşte başka bir soru. Evet, şimdi diyor ki bir izleyicimiz, Almanya'da mikrotese ameliyatı oldu eşim ve diyor bir şey çıkmadı. Bizim için diyebileceğiniz bir şey var mı? Mikrotese ameliyatında 6 ayrı parça, yani 6 bir taraftan 6 bir taraftan 12 parçacık alınmasına rağmen bir şey çıkmadıysa, işte o zaman bizim için söylemesi zor. Karşımızdaki aile için çok ciddi bir moral bozukluğu. Nedir o? Ama söylemek zorundayız. Yaşamın gerçekleri. Biz size bütün dünyada, dünyanın herhangi bir yerinde, en gelişmiş ülkelerinde bile yapılabilecek ameliyatı sperm bulmak için yaptık. Mikroskop altında mikrotes ameliyatta sperm aradık, bulamadık. Dolayısıyla sizden sperm çıkmadığı için
Ama Ercan Bey, biz duyuyoruz basından, bir yerlerde bir kök hücre araştırmaları var. Var. Çeşitli Amerika'da, çeşitli Avrupa Birliği ülkelerinde bu konuda araştırmalar var. Adeta vücudun bir hücresinden sperm hücresi yeniden üretmek mümkün olduğu iddiaları var ama henüz daha deneyler aşamasında. Yani kısa vadede çare yok. Mikrotesi ameliyatı yaptık, sperm bulamadık. Bizim ülkemizde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde başka bir çare yok. De çocuğunuz olmaz demek durumunda kalıyoruz. Bazen tabii hanımlar için de erken menopozun tedavisine rağmen döndüremediğimiz durumlarda acaba bir yumurta çıkarabilir miyiz deyip çok yüksek dozda menopozdaki hanımlarda yaptığımız tedaviye rağmen, tüp bebek tedavisine rağmen yumurta çıkmıyorsa orada da aynı cevabı söyleyebiliyoruz. Evet, çarpıcı sorular devam ediyor. Bir başka soru. Evet. 5 tane kız çocuğum var. Erkek çocuk istiyorum. Cinsiyet tayini mümkün mü? Hayır. Çoğu Avrupa ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de cinsiyet tayini çeşitli sosyal nedenlere bağlı olarak vardır büyüklerimiz düşündüğü deyip cinsiyet tayinine izin yok. Peki yapıyor muyuz ülkemizde? Yapıyoruz ama nasıl yapıyoruz? Tıbbi bir ihtiyaç olursa o ne demek? Ercan Köse, tıbbi ihtiyacı mı olur cinsiyet tayinin? Olur, bal gibi olur. Örneğin o ailede kucakta bir abi var. Yani bir erkek çocuk var. Lösemi. Siz biliyor musunuz ki löseminin bazı çeşitleri genetik geçiş gösteriyor. Her zaman bir takım kimyasallardan etkilenerek ortaya çıkmıyor. İlaçlardan çıkmıyor. Bir türü, bir çeşidi genetik geçiş gösteriyor. Erkek çocuk annelerine, babalarına buradan söylüyoruz. İşte o zaman, yani bir çocuğunuz var, Tanrı kimseye vermesin, kimden geçmiş olsun diyelim. O doktor, bu doktor koşturuyorsunuz lösemi, genetik geçiş gösteriyor dediler. Erkek çocuklarını tutar dediler. Evet, böyle bir lösemi çeşidi var sevgili izleyicilerim. O zaman ne yapacaksınız? O zaman bizlere başvurduğunuzda biz sizlere bir doktorlar kurulu kararıyla cinsiyet tayini yapıyoruz. Diyoruz ki normal yoldan hamile kalmayın. Erkek çocuğunuz olursa aynı hastalığı taşıyabilir, abisi gibi lösemi olabilir. İşte onlar da bu ailelerde tüp bebek esnasında bir doktorlar kurulu kararıyla cinsiyet tayini yapıyoruz. Diyoruz ki bir abiniz var, yani abilik yapacak. Dolayısıyla sizin ikinci çocuğunuzun kız çocuk olması lazım diyoruz. Ve cinsiyet tayini yapıyoruz. Bunun dışında tam tersi de var. Mesela kız çocuklarını tutan kas hastalığı, Adela hastalığı, genetik geçiş gösteriyor, bir çeşidi. Evet, distrofi dediğimiz bir kas hastalığı. Onda da tam tersi erkek çocuklarını seçiyoruz, rahim içerisine koyuyoruz. Yine doktorlar kurulu kararıyla. Ve diyoruz ki abla var, kas hastası. İkinci kardeşi erkek olmalı ki aynı, yani cinsiyet seçimi yapmazsak ya da siz normal yoldan hamile kaldığınızda kız çocuk olursa aynı hastalığı taşıyabilir diyoruz. Demek ki bunun dışında cinsiyet seçimine ülkemizde izin yok. Bakıyorum telefonumuz var mı? Alo. Alo. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Nereden arıyorsunuz efendim bizi? İstanbul'dan arıyorum, Ali Beyköy'den. Buyurun efendim. Hocam, benim eşimin rezervleri düşük. Yumurtanın birinde bir tane oluşum oluyor. Diğer yumurtada iki tane oluyor. Evet. İki tanesi büyümüyor. Tüp bebek tedavisi yapıyoruz. Evet. Tüp bebek tedavisi de o iki tanesi de büyütüldü. Rezervi arttırmanın bir şeyi var mıdır? FSH'sı yüksek çıktı eşimin. Yaşı 38. FSH'ı yüksek çıktı, öyle mi? Evet. Kaç çıktı efendim? Bir keresinde 15 çıktı, bir keresinde 34 çıktı. FSH, LH ve E2'yi de söylemeniz lazım. Şu anda hocam yanımda değil ama yani... Şöyle yapalım mı? Lütfen siz kapatmayın. Sevgili yönetmenimden ve ekibimden rica edeyim. Sizin telefonunuzu alsınlar, biz sizi arayalım. Ya da benim telefonlarımı size versinler, canlı yayından sonra konuşalım. Oldu mu efendim?
Çok teşekkür ederim anlayışınıza. Evet, telefonların ardı arkası kesilmiyor diyor sevgili yönetmenim. Hemen ikinci telefonumuzu alalım. Alo. Alo, iyi günler Ercan Bey. İyi günler efendim. Buyurun. Nereden arıyorsunuz bizi, yurt dışından? Ben yurt dışından, İsveç'ten arıyorum Ercan Bey. İsveç'ten arıyorsunuz. Evet Ercan Bey, ben İsveç, bundan 4 ay önce... İsveç'in neresi efendim? Stockholm'da. Stockholm'da. Hı-hı. Peki hemen önümüzdeki bayramda bir tüp bebek kongresi için uluslararası bir kongre toplanıyor sizde. Biliyor musunuz Stockholm'da? Tüp bebekle ilgili biz de orada olacağız. Böylelikle yaşadığınız ülkeyi de görmüş olacağız biz de. Buyurun, dinliyorum sizi efendim. Alo. Hatta mı izleyicimiz sevgili yönetmenim? Alo. Galiba telefonda, evet, Stockholm'da yaşayan bir vatandaşımızla konuşurken yarım kesildi. Hemen söyleyelim. Evet, bayram süresince biliyorsunuz uluslararası, bu bir Ramazan bayramı, uluslararası bir bayram olmadığı için uluslararası kongrelerde boş durmuyor. Aynı tarihlerde Stockholm'da bir kongre için, tüp bebek kongresi için orada olacağız. Onu söylemeye çalıştık. Umarım ilerleyen dakikalarda tekrar bir bağlanma imkanı bulur izleyicimiz. Alo. Efendim. Buyurun efendim, dinliyoruz. Alo. Saadet Hanım, buyurun. Ben bir tüp bebek istiyorum. Saadet Hanım, bir ricam var. Televizyonun sesini tamamen kısın lütfen. Beni telefondan duymaya çalışın. Tamamdır. Peki, tamamdır. Eko almayalım stüdyoya. Hocam merhaba. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Buyurun, sorunuzu alalım hemen. Hocam ben bir tüp bebek tedavisi gördüm. Evet. Ondan sonra tutmadı o. Evet efendim. Sonra dediler ki miyom var. Kaç yaşındasınız? Miyom ameliyatı 43. 43 yaşındasınız. Zahit Hanım, İstanbul'dasınız. Evet. Hangi semttesiniz? Evet. Efendim? Hangi semttesiniz? Sultan Gazi. Sultan Gazi, çok uzak değilsiniz bize. Hemen canlı yayın biter bitmez. Bugünse bugün, başka bir günse, ne zaman uygunsa size kapatmayın telefonunuzu. Bütün tahlillerinizi, miyom ve ultrasonlarınızı alıp gelin, onları bir inceleyelim. Biz görüşme ücreti bazı meslekler gibi almıyoruz. Böyle bir talebimiz yok. Hemen bir randevu alıp gelirseniz onları inceleyelim, öyle cevap verelim. Malum işin içinde bir miyom varsa ultrasondaki görüntülerini görmemiz lazım ki acaba hamileliğe engel olan o mudur? Çünkü rahim içerisinde yer işgal ediyorsa hamileliğe pekala engel olabiliyor miyomlar ya da polipler. Oldu mu efendim? Sultan Gazi Bakırköy hiç uzak değil. İstanbul, evet, büyük derler ama sonuçta sağlık açısından gitmek gerekiyorsa yani gelinir. Çünkü Ercan Köse diyor ki, ben ve ekibim şu anda sizi de izliyorlar zaten sevgili izleyicilerim. Randevu alır gelirseniz hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Bütün tahlillerinizi, tekniklerinizi inceliyoruz. Size dilimizin döndüğünce ve aldığımız eğitimin çerçevesinde doğru bilgileri, doğru önerileri yapmak birinci amacımız. Bir başka telefonumuz var diyor sevgili yönetmenim. Alo. İyi günler. İyi günler Selim Hanım. Buyurun efendim. Hocam benim sorum da, ben Mayıs ayında ameliyat oldum. Ne ameliyat oldunuz efendim? Duyamıyorum. 5,5 santim miyom vardı. Evet. Kaç yaşındasınız Selva Hanım? 32. 32, gencecik yaşta miyomla tanıştınız. Miyom demek rahimin iyi huylu uğurlarıdır. Korkmayın, kanser falan kansere de dönmez, merak etmeyin. Biliyorsunuz bunları değil mi? Evet, rahim duvarı yapışık dediler. İşte evet. Ben 16 senedir insülin kullanıyorum. İnsülin kullanıyorsunuz. Evet, şeker hastasısınız. Evet efendim. Peki. Tahlillerimin sonucunu almaya gittim. Tekrar muayeneden geçtim. Evet. Sonuçlarımda bir şey çıkmadı. Biraz kilo vermem söylendi. Hangi semttesiniz Selva Hanım? Esenyurt'tayım. Esenyurt'tasınız. Bakırköy uzak değil size. Lütfen telefonunuzu kapatmayın. Benim numaramı arkadaşlar versin. Bütün tahlillerinizi toplayın, gelin. Hem yüz yüze konuşmuş olalım, tahlillerinizi inceleyelim ve size bilgiler iletelim. Doğru mu efendim? Olur mu? Evet. Evet, duyuyor bizi sevgili yönetmenim, hattan düştü der. Duyuyor bizi Selva Hanım. En yakın zamanda randevu alır gelirse hiçbir ücret ödemeden bütün tahlillerinizi inceleyeceğiz. Ondan emin olabilirsiniz. Bir başka telefon. Alo. 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 Buyurun efendim, sizdeyiz.
İyi günler Ercan Bey, konuşurken kapandı az önce. Evet, buyurun, Stockholm'dan değil mi efendim? Evet evet, oradaydım. Tamam, size siz, ben diyordum ki o anda kesildi. Galiba beni kabul etmeyeceksiniz herhalde memlekete. Ramazan bayramı süresince Stockholm'dayız. Uluslararası Tüp Bebek Kongresi'ndeyiz demiştim. Tam o anda telefon kapandı. Evet, ben evet. de dedim ki izleyicimiz herhalde bizi Stockholm'a sokmak Yok. İstemiyor. Benim göre suçum değil, görevlilere de dedim. Buradan saat kapandı şimdi diyecek. Doktor Bey dedi bizimize mi kapattı diyecek. Aynen dedim bile diye. Yani misafir geleceğim diye korktu dedim. Herhalde izleyicimiz de kapattı diye düşünüyorken bağlandınız. Özür dilerim. Evet, şaka tabii bunlar. Buyurun efendim, sorunuzu alalım. Nasıl yardımcı olabiliriz? Ben, Ercan Bey, biz de Şubat ayının sonunda gittik Kıbrıs'a. Ben problemim var. Yumurta aldım genç kızda. Evet. Ondan sonra geldim buraya, burada baktım, ben dedim bayan doktoruma dedi ki bir var bir yok dedi, sonra dedi tutunmuş ama dedi 2 hafta sonra da düşüyor, tutunmamış dedi. Evet. Şimdi yaşta 49. Alo. Yaş 49, evet. Alo. Alo. Evet. Duyuyor musunuz? Duyuyorum efendim. Yaş 49 oldu, yani gittim işte yaptırdım bundan 4 ay önce evet. Kıbrıs'a. Alo. Alo. Galiba hattan düştü izleyicimiz. Evet. Çoğunu aslında herhalde telefonlarda bir sıkıntı var. Çoğunu duyamadık ama 49 yaşında tüp bebek yaptırmak istemiş, yaptırmış. Galiba gelişme olmamış. Herhalde hatlarda bir sıkıntı var ama canlı yayın, hiç merak etmesin izleyicimiz. Canlı yayından sonra da benim pekala telefonlarımı internetten de bulup sorularını sorabilir diyelim. Evet, bakıyorum sevgili yönetmenime. Programın saatleri hızla ilerliyor. Daha süremiz var herhalde, değil mi? Evet, şimdi dedik ki hiç sperm hücresi yoksa ne olacak? Onun cevabını verdik. Hiç yumurta yoksa ne olacak? Yani erken menopoz oturdu, hiç yumurta çıkaramadık yüksek doz ilaçlarla. Aynı şeyi gene söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki çocuğunuz olmaz. Evet, rahiminiz normal. Bununla ilgili sorular geliyor. Yumurta nakli duyuyoruz diyorlar ama ülkemizde bunun yasası yok. Böyle bir şeye imkanı yok. Dolayısıyla o konuda da size... Ülkemizin yasal sınırları içerisinde cevap verdiğimizde bunun da tıbben bir çaresi yok diyoruz. Evet, hemen maillerimize dönelim. Günaydın hocam, ben Almanya'dan arıyorum diyor. Mikrotez ameliyatı da geçirdi eşim. Yine aynı soru. 1-2 adet sperm hücresi çıktı, tüp bebek denedik ama tüp bebek tutmadı diyor. Evet. Geriye dondurulmuş spermi kaldı mı bilmiyoruz. Eğer kalmadıysa 2-3 ay, 6 ay ara verecek. Mikrotez ameliyatı geçirmiş bir babaydı. 6 ay ara verdikten sonra tekrar ameliyatı olabilir diyelim. Ve Samsun'dan bir telefonumuz var. Alo. Evet, alo. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doktor Beyciğim, sorum olacaktı. Buyurun efendim. Samsun içinden mi arıyorsunuz? Evet. Buyurun, sorunuzu alalım efendim. Evet. Benim bir tane kızım problemi var işte. Evet. Yumurtalığının biri alındı. Evet. Bayağı ilerlemişti rahatsızlığı. Evet. Anlayamamıştık işte, karın ağrısı falan anlayamadık. İşte doktorlar anlayamadı daha doğrusu. Kum var, çakıl var işte. Evet. Ondan sonra çocuğun bir yumurtalığını kaybetti. Ve şu anda... bir tane yumurtalığı var ama ona da diyor ki doktor çok küçük, ufak diyor. O yüzden hani benim çocuğumun acaba çocuk problemi olabilir mi? Kaç yaşında efendim çocuğunuz? 29-30 gibi. Bana lütfen tarihlerini yollayabilir misiniz? Doktor Beyciğim. Alo. Evet. Bana lütfen tarihlerini yollayın çocuğunuzun. İnternetten de mail adresimize de yollayabilirsiniz. Evet, internetten kendisi yok eğer ben... Tamam, Ercan Köse diye yazsa internete web sitemizi bulur. Oradan göndersin muhakkak. Samsunlu bir ailenin, umarım bir üzgün bir annenin yüreğini gülümsetiriz diye düşünüyorum. Ama bir tarihlerinizi inceleyelim. Çocuğunuzun ona göre karar verelim. Oldu mu efendim? Çok selamlar Samsun'a.
Evet, özlediğimiz bir Samsun var. Bugünlerde epeydir gidemedik inşallah. Ramazan'dan sonra şunu demeye çalışıyorum. Bugün, yarın babalar günü. Biz babaların konuşma hakkının 365 günde bir tanesinde olsun. Ben Samsun damadıyım. Samsun'un eniştesiyim. Çok sevdiğim bir, evliliğimle beraber tanıdığım bir il. Çok sevdiğim bir il. İlk adıma tüm Samsunlara selamlar. Aslında tüm Türkiye'ye selamlar diyerek başlıyoruz biliyorsunuz programımızı. Ama şimdi yeri geldi, duygusallaştık. Evet, oradaki dostlarımıza, aile çevresine çok selam diyelim. Evet, bu arada tüm babaların, yarın babalar günü. Sevgili babacığımın elini öpmeye de gideceğim. Edirne Uzunköprü'ye yarın. Anacığımızla ilgili biliyorsunuz 6 ay önce bize veda etti. Bize babamızı bıraktı. Yarın gidip ellerini öpeceğiz. Sevgili babamızın Uzunköprü'ye gidip bir türlü İstanbul'da bizimle yaşa dememize rağmen bunu sağlayamadığımız bir babamız var. Yıllarını geçirdiği evinde olmak istiyor. Saygıyla karşılıyoruz. Efendim sizler de öyle yapın. Lütfen babalarınız uzaktaysa bile yarın onları aramayı, saygılarınızı iletmeyi, Allah razı olsun demeyi unutmayın. Ben öyle yapacağım. Ben yarın sabah erken yollara düşeceğim ve gideceğim babacığımın elini öpeceğim. Evlatlarımız da bizlerin ellerini öpecek. Efendim tüm babalar günü kutlu olsun. Tüm babalara, annelere, yavrulara, herkese sağlıklar diliyorum. Sağlıklı günler ve yıllar diliyorum. İnşallah bir dahaki babalar gününde de böyle konuşma fırsatımızı buluruz. Telefonlara devam diyor sevgili yönetmenim. Programın içinde siz bize çok soru sormak isteyenler var. Mailden de var. Bu telefonda öyledir diye düşünüyorum. Alo. Alo, iyi günler hocam. İyi günler. Buyurun Nuray Hanımcığım. Ben bir şey öğrenmek istiyorum. Ben 43 yaşındayım. 40 yaşındasınız. 43. 43, evet efendim. Menopoza girdim erken yaşta. 6 ay oldu. Evet. 6 ay oldu. Yani bu beni evet. Çok rahatsız ediyor. Çocuğunuz var ama değil mi? O anlamda bir sıkıntınız var. Yok. Yani yok, sadece şikayetleri rahatsız ediyor, doğru mu? Evet. Yani ateş basmaları oluyor, uykusuzluk oluyor, sinirlik oluyor, terlemeler oluyor. Evet. Şimdi bir kere öncelikle hormon testlerinizi yaptırmanız gerekiyor. Onları bana da iletebilirsiniz. Madem İstanbul'dasınız Nuray Hanım, buyurun gelin. O testleri bir görüp size bir takım tavsiyelerde bulunacağız. Öncelikle kolay kolay menopoz dönemine ait çok sıkıntınız anormal değilse hormonal ilaçlarla bu dönemi geçirin diye tavsiye etmeyeceğiz. Onları vermeyeceğiz. Önce diyeceğiz ki işte terlemeler oluyorsa sık sık duşları alın. Çarpıntı oluyorsa bir takım sakinleştirici ilaçlarla kalp çarpıntısı geçirmek gibi. Ama eninde sonunda o hormon testlerinizi bilmemiz, görmemiz lazım. Bakalım bu menopoz döneminde nereye kadar yükselmiş? Hakikaten menopoz mu? Hormon tahlillerinizi bize alır gelirseniz. Bize ulaşmak kolay. Hemen hemen programın her karesinde söylüyorum. İnternetten telefonlarımızı bulur, randevu alır gelirseniz. Evet, mesela böyle bir mail geldi. Antep'ten bir mail var. Ama biz İstanbul'da değiliz. Nasıl görüşeceğiz der sevgili izleyicim. Efendim, haftada bir kere canlı yayınımız var. Biraz sonra bu da bitecek. Ama sizler üzülmüyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Uzakta da olsanız mail yoluyla ya da telefonlarımıza, WhatsApp'larla tahlillerinizi gönderirseniz sorularınızı sorabiliyorsunuz. Biz de onlara, siz daha oradayken hiç bize gelmeniz gerekmiyor. Onları tek tek sevgili asistanlarım ayırıyor, önüme geliyor. Onları tek tek cevaplıyorum ve sizlere de gerekirse telefonla da dönüyoruz, bu konuda endişeniz olmasın. Evet. Bakıyorum telefonumuz var mı? Evet. Bir başka mail. 3 defa kist ameliyatı oldum diyor. Çikolata kisti dediler. Şu anda yine çikolata kistim varmış. Ne yapmalıyım? Efendim çok eski yıllarda kisti duyunca hele 3 santimin üzerinde falansa hemen ameliyat diyorduk. Ama çikolata kistlerinde. Aslında sadece çikolata kistlerinde değil, çok zorda kalmadıkça biz tüp bebekçiler kolay kolay karın içine ameliyat uygulamak istemiyoruz, yapmak istemiyoruz. Diyoruz ki çikolata kisti varsın dursun. Evet, son katıldığımız hemen hemen her pazar Türkiye Jinekoloji Derneği'nin hazırladığı kurslar, seminerler var.
katıldı. Oralarda da bilimsel yayınlar dile geliyor. Çikolata kistlerine dokunmak istemiyoruz. Diyoruz ki bu ameliyat edersek yumurtanızın bir kısmını kaybedeceksiniz. Onun için gelin ameliyat etmeyelim, size tüp bebek yapalım. Bir an evvel hamile kalırsanız onun da ilerlemesi durur diyoruz. Demek ki ameliyat çikolata kisti varsa kolay kolay olmayacaksınız. Bir başka telefonumuz. Alo. Alo Şaziye Hanım. Efendim merhaba, iyi günler. İyi günler efendim. Buyurun sorunuzu alalım. Sorunum, ben 13-14 sene oldu rahim alanda doktor bey. Evet, kaç yaşındasınız? Daha ondan önce de rahim sarkması vardı. Evet. Bele bağlamışlardı. Evet. Problemli bir şeyim oldu, ameliyatım oldu. Evet efendim. Ama ondan sonra ben mesanemden giren sancı aynı kanser sancısı gibi beni öldürüyor. Evet. Doktora gidiyorum, rahim alınmış birisine diyorlar. Jinekoloğa gidiyorum, muayene edemeyiz diyorlar. Evet. İkincisi, ben bu ateş basmalardan ve o sancıdan nasıl kurtulurum? Hangi doktora gittimse baştan savdılar beni. Evet, baştan savmazlar da herhalde doğru ilaçlara denk gelemiyorsunuz belki. Peki şöyle yapın. Şimdi ateş basmalarla bunlar varsa, menopoz şikayetleri, bunun bir takım gerekirse hormon ilaçlarıyla önü kesilebilir, merak etmeyin. Şimdi kordon sarkması, daha doğrusu mesanenizle ilgili sorunları üroloji doktor halledecek, ama bu ateş basmaları ile ilgili kadın doğum doktoruna gitmenizi tavsiye ediyorum bir kez daha. İsterseniz bana son yaptırdığınız hormon tahlillerini canlı yayından sonra bir okursanız konuşalım. Olur mu efendim Şaziye Hanım? Ben hormon testi diyorum. Hormon ilaçları 14 senedir ki uyguluyorlar. Ama doğru hormon ilacı olmamıştır. Sizden ricam, o son hormon testlerini bana bir gönderin. Çok teşekkür ediyorum. Merak etmeyin. Aydın da gerekirse bir meslektaş adı da veririz size. Ama şu hormon testlerini bir görelim diyorum. En azından bana bir bilgi iletin. Evet. Bir başka evet, Gizem Hanım diyor ki 23 yaşındayım, 2 yıllık evliyim, çocuk istedik, menopozda olduğumu öğrendim diyor. Evet, 23 yaşında, hani bazılarınızın aklına şu geliyordur, ya 20'li yaşlarda da bu erken menopoz olur mu? İşte örneği, yaşayan bilir, değil mi? Klasik sözdür bu, 23 yaşında. Ama doktor bey, doktor Ercan Köse bey, ben adet görüyorum, bu erken menopoz nereden çıktı diyenlere cevabımız şu. Adet görmek farklı bir şey. Yani endometrium, rahim içini döşeyen zar dökülüyor. Tamam, güzel. Ama yumurtlama fonksiyonu yok. Biz menopoz diye buna diyoruz. Yani yumurtlama yok, doğurganlık yok. İşte bunun adı erken menopoz. Çare ne? Bu kardeşimizin acilen muayene olup bir ya da iki tanecik yumurta varsa, büyütebilirsek, yumurta çıkarabilirsek tüp bebekle, bu vücudu bir hamilelik sağlarsak belki de bu ağır şikayetler yoluna girecek, ortadan kalkacak. Onun için gecikmeden bir tüp bebek merkezine başvursun diyoruz. Evet. Programın yavaş yavaş sonlarına geliyor. Mailleri yetiştirmeye çalışıyoruz ama hiç endişe etmeyin. Bunlar tek tek bana telefonlarımızdan da, WhatsApp'tan da tahallerinizi yollasanız, telefonlarınızdan ya da mailden, tek tek bunu değerlendiriyorum ve size canlı yayından sonra da tek tek bağlanıyoruz, bilgiler veriyoruz ya da maille cevaplarınızı veriyoruz. Bu konuda hiç endişeniz olmasın. Canlı yayına ben bağlanamadım. Efendim, canlı yayına bağlanamadıysanız bile canlı yayından sonra telefonla ulaşabilirsiniz. Bakıyorum bir telefonumuz. Evet, hemen alalım. Alo. Alo. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Ömer Bey, buyurun. Hocam merhabalar. Merhaba efendim. Hocam ben 45 yaşındayım. Eşim 40 yaşında. Evet. 97'de evlendik. 99 yılında spina bifidalı. Hı hı. 6,5 aylık bir tane küçük çocuk. Evet. Tekrar akabinde tıbbi tedaviler, tahliller, tetkikler derken 2007 yılına kadar, evet, 2007 yılına kadar da çocuğumuz olmadı. Hı hı. 2007 yılında Ağustos'un 20'sinde, 20 Ağustos 2007. Evet. Spondal doğum olarak, yani bir çocuğumuz canlı doğdu, 750 gram. Buna da premature denildi. Fakat yaşayan bir çocuktu. Malum Ankara'daki bazı hastanelerde, bir hastanenin birisindeki, hani o enfeksiyon davası vardı, hatırlarsınız, evet, belki. Evet.
enfeksiyon denildi ama enfeksiyon olmadığına inandığım bir vaka. İhmaller sonucu gelen bir ölümdü. Canlı yaşayan çocuğumuz orada öldü. Etti iki. Bu arada efendime söyleyeyim, birkaç sefer tüp bebek tedavisi, tüp bebek yaptırdığım birisinde tuttu. Diğerinde 6 haftalıkken tutmadı. Yani tuttu, tutmadı. Gidiyor, geliyor. Yani gel git derdeyiz hocam. Yani bize önereceğiniz şey. Şu anda bu arada eşimin prolaktini hormonu çok yüksek olduğu için endokrin kliniğinde malum adı D ile başlayan ilaç tedavisi şu anda devam ediyor. Evet. Bu aşamada bize ne önerirsiniz hocam? Ömer yani, Beyciğim sırasıyla birinci bir prolaktini, yüksek prolaktini eşinizin hiç takmayın. Hiç kafanıza takmayın. Ama iki tane şeyden söz edeceğim. Bu çok önemli. Bir tanesi yaşayan çocuğunuz yok. Spina bifida doğmuş. Bu nedenle her ikinizden de, eşinizden ve sizden kromozom analizi istiyorum. Var mı efendim? Yapıldı mı? Var hocam. 46X, tamam. O bir. O bir. Üçüncü gebeliğinizi düşük oldu. Bu nedenle trombofili paneli dediğimiz, yani pıhtılaşma, eşinizin kanında pıhtılaşma bozukluğu var mı yok mu diye bir tahlil var. Trombofili paneli, radyatör panelinden aklınıza gelsin. Etti iki. Bu üç tane tahlili, yani nasıl üç oluyor? Eşinizin ve sizin kromozom analizi. Bir iki. Üçüncü de trombofili paneli. Bu tahlilleri, üç tane tahlili istiyorum. Onun dışında başka tahliller varsa lütfen benimle iletişime geçin. Ben bu ismi unutmayacağım, merak etmeyin. İnşallah babalar gününe ramak kalmış bir günde. Yarın size ya da bugün ne zaman ararsanız onları bana gönderin. İnşallah sizin de geleceğe umutla bakan bir baba adayı olarak gülümsemenizi sağlamanızda katkımız olur diye düşünüyorum. Lütfen bana tahlilinizi gönderin. Sonuçta internette ya bir şekilde bana web sitemden de ulaşabilirsiniz. Telefonlarım her yerde var. Ama konuşalım Ömer Bey. Bu gerçekten şanssızlıklar, talihsizlikler bir araya gelmiş. Umarım bundan sonraki bugüne kadar yaşadığınız şanssızlıklar size şans olarak dönecektir ailenize. Çorum'a sevgiler, saygılar ve bakıyorum yönetmenime, programın artık sonu der. Evet, bir hüzün kaplar içimizi biz yayıncıların, sizlerin de. Çok sevdiğiniz bir program bitiyorsa, dizi filmlerde genellikle bu hissedilir ama ben bunu yüreğimde bir hekim olarak, hekim olmama rağmen, biliyorsunuz fedakarlıklarla karşınıza geliyoruz ama seve seve yaptığımız fedakarlık bu. Hekimliğimizden bir saatimizi ayırıyoruz sizlere. Dilimizin döndüğünce bilgiler vermeye çalışıyoruz. Biz bundan gayet mutluyuz. Ama şöyle de kendimizi teselli ediyoruz. Biraz sonra canlı yayın bitecek. İzleyicilerimizden ayrılacağız. Hayır, ama bir farkı var bu programın. İnteraktif bir program. Reçete hafta sonu bambaşka bir program. Yalnız Cem TV'de var. Taklitlerinden sakınınız. Evet. Ben Ercan Köse. Bundan sonra, canlı yayından sonra da sizin sorularınızı cevaplamaya devam edeceğimi, 77 milyonun üzerinde söz vererek yerine getireceğimi, babalar gününe ramak kalmış ve yarın benim de babalar günüm kutlanacak. Tüm babaların günü kutlu olsun. Efendim, konuşmaya, görüşmeye devam edelim. Lütfen telefonlarla, mail adresimizle, SMS'lerimizle bize ulaşın. Sorularınızı hep yanıtlamaya devam edeceğiz. Hadi beraber kapatalım. Beni kiminle izliyorsanız önce sağınıza, solunuza, yanınızda, odanızda onlara iyi ki varsınız der misiniz? Ben sevgili yönetmenim ve ekip arkadaşlarıma iyi ki varsınız, sizlere iyi ki varsınız diyorum. Babacığım iyi ki varsın, yarın yanında olacağım. Hoşça kalın, sen kalın, babalar gününüz tekrar kutlu olsun.